Mikhailichenko. Evet. Doğru mu söyledim adını? Çok doğru söyledin. Mikhailichenko. Mikhailichenko. O da Bogdan Mikhailichenko. Ukraynalı. 23 yaşında. Sol bek. Sol bek. Yine sol bekte ülkemizde çok aranan, özellikle sol stoper de oynayabiliyor Mikhailichenko. Ve az önce bahsettiğim maçta Beşiktaş U19'u 3-1 yemişlerdi. Mikhailichenko da asisti yapan oyuncuydu Bogdan Lednev'e. O maçta yine parlayan isimlerdendi. Mikhailichenko'nun özelliği de sol bek ve sol önde oynaması. Ve biraz Caner'i andırıyor. Hani Caner'i izleyen izleyicilerimiz, hücuma Caner'i bilenler takımı çok net bilir. Top daha kontrol edilmeden, Caner'in özelliği vardır, ayağında kontrol etmeden bir anda ters topla topu ceza sahasına veya ters kanada atabiliyor. Mikhailichenko'da da bu var. Çok önemli bir özelliktir. Top kendisine gelir gelmez aslında bir sonraki hamleyi düşünüp ceza sahasındaki arkadaşlarını topla buluşturabiliyor. 1.79 boyunda, çok kısa da bir oyuncu değil ve fuleli bir oyuncu. Önünde boşluk bulduğu zaman topu da çok cömert harcayan bir oyuncu değil. Yani hemen topu ayağına aldığı zaman pas hatası yapabilen bir oyuncu değil. Bu noktada oynamayı seven takımlar açısından da bir avantaj sağlayabiliyor. Ve Zorya böyle bir takım. Dinamo Kiev, Shakhtar Donetsk harici Ukrayna'da göze hoş gelen futbol oynayabilen bir takım Zorya. Ve Mikhailichenko da bu özellikleriyle birlikte oynamayı seven Zorya'da sol tarafta benim gözüme gelen, dikkatimi çeken oyunculardan bir tanesiydi. Ve onun da istatistikleri şu anda 30 maça yakın oynadı. 3 gol 4 asistle oynuyor. Takımının özelliğiyle birlikte hızlı çıktığı zaman ataklarda Zorya'nın kontra atak futbolu çok önemlidir. Hızlı ataklarda sol taraftan çıkıp rakip cezasının sahasında sağ tarafta oynamayı, yani rakip sağ bekini çok zorlayan bir isim. Bu noktada o da ilgiyi hak ediyor. Onun da Ukrayna genç milli takımıyla milli takımda boy göstermişliği var. Başarılı performanslar da sergiledi. Hollanda ile bir karşılaşma oynadılar. Orada 3-1 mağlup olmuştu ama o takımda kaptanlık yapmıştı. Kaptanlık görevini de yerine getirebilen bir oyuncu. Lider karakterli bir oyuncu. Ve bu oyuncu da Zorya'nın kilit oyuncuları arasında Bogdan Lednev, Dinamo Kiev'den kiralık geldi. O zaten kiralık sözleşmesi bittikten sonra Dinamo Kiev'e gidecek. Ama Bogdan Mikhailichenko kontratı olan bir oyuncu. 2023 yılında da Zorya'yla sözleşmesi bitecek. Piyasa değeri şu anda 1,5 milyon euro civarlarında. İyi bir piyasa değeri yani şu an günümüz futbolunda. Türk takımlarının verdiği paralara bakarsak ortalama değerlerde. Şimdi biraz pazarlıkta uygun fiyata da alınabilir. Fatih Hoca diyor ya, artık futbolcuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapacağız, evet, diye. Belki yatırım amaçlı Türk futbol takımları bu tarz oyuncuları, özellikle biz yavaş yavaş açıldığımız, evet, zaman, yani ilerleyen süreçte Balkanlara falan da bir göz atarız. Orada daha uygun maliyetli, daha da genç. Pelin, şunu söyleyeyim özellikle. Az önce bahsettim, teknik direktör seçiminde de yakın coğrafyadan isimleri buraya getirmemiz lazım. Bu isimler aynı coğrafyanın insanları olduğu için buralarda çok fazla zorluk çekmiyorlar. Bizim Balkanlara, gerçekten bütün takımlarımızın Balkanlara şöyle bir radarını kurması lazım. Ukrayna olsun. Sen izliyorsun, takip ediyorsun. Evet evet, yani ilgiyle hafta sonu maçlarını bir, yani yeri geliyor Türkiye Süper Lig'de bir maç var saat 14'te 16'da. Bildiğim karşılaşma diye o maçı izlemiyorum. Ukrayna Ligi'nde bu takımların maçlarını izliyorum. Oralara bakmak çok önemli.